Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Selma Ergeç hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve yorum kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, hayran olduğunuz ünlüleri, videosunu yapmamı istediğiniz ünlüleri belirtirseniz yorumlarınızı dikkate alacağım ve hepsini değerlendireceğim. Lütfen unutmayın. Şimdi Selma Ergeç'i daha yakından tanımaya başlayabiliriz. Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.78 cm boyundadır. Akrep burcudur. Selma Ergeç ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir. Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'da Hamm Hevel şehrinde dünyaya gelmiş. Bir erkek, bir kız kardeşim var. Babam Adanalı Türk bir doktor. Annem ise Alman bir hemşire. 26 Eylül 2015 tarihinde Can Öz ile evlendim. Selma Ergeç'in düğünü Almanya'da, iken yaşadığı kasabada gerçekleşmiş. Çiftin Yasmin ismini verdikleri bir kızı var. Ve bu konu hakkında şu bilgileri verir bizlere. Ben tip olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum aslında. Babam benim daha çok Paris'e gidip tasarımcı olmamı istiyordu. Zaten yatıp kalkıp çizim yapıyordum. Oyunculuğa ise pek sıcak bakmıyordum. Babam benim önümde mesleğini çok iyi yapan ve idealist çalışan, çok fazla hastaya bedava bakan iyi bir örnekti. Ama benim seçimim daha ziyade etik sebeplerden dolayı oldu. Diyerek ailesi ve oyunculuğa adım atmasını anlatmıştır bizlere. Çocukluk döneminde ise şunları anlatmıştır Selma Ergeç. Annem ve babamın işinden dolayı sürekli taşınmak zorunda olan bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla çocukluğumda sabit bir arkadaş grubum olamadı. Hep bir iki tane yakın arkadaşım vardı ama gideceğini bildiğim için hiçbirine çok bağlanmadım. O yüzden hiç çocukluk arkadaşım yok. Çocukluğum çok keyifli geçti. Anaokulu ve ilkokulun ilk 2 senesinde Türkiye'de okula gittim. Sonrasında Almanya'da devam ettim. Almanya'daki okulda çok daha özgür bir ortam vardı. Orada daha çok kendini araştırabiliyorsun, konuları araştırabiliyorsun, soru sormak için izin var. Hatta senden hep soru sorman bekleniyor. Bunlar senden beklenen şeyler olduğu için daha özgür oluyorsun. Beynin uçsuz bucaksız yerlerde dolaşıyor ve buna teşvik ediliyor. Dolayısıyla ben orada çok daha özgür ve rahat hissediyordum diyerek çocukluk dönemi hakkında bilgiler vermiştir bizlere. Eğitim hayatı ise Selma Ergeç'in şöyle geçmiştir. 1989 tarihinde ilkokulu Göttingen'de mezun olmuş. Ortaokulu ise Oxford'dan mezun olmuş. 1993-95 tarihleri boyunca Gymnasium Georgianum Wreden'de okumuş. 1995-96 senesinde Oxford, İngiltere'de Haddington Girls School'da yatılı olarak okumuş. 1996-98 senesinde Gymnasium Georgianum Wreden'de devam etmiş ve 1994 tarihinde öğrenci değişim programı kapsamında Lille, Fransa'ya gitmiş. 1993-98 arasında Orkestrası'nda keman çalmış. Drama, İngiliz edebiyatı ve güzel sanatlar ağırlıklı dersler almış. Tıp okumaya karar vermiş. Almanya'ya geri dönmüş ve 1998 tarihinde Münster Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş. 6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye'ye dönmüş ve Çapa Acil Dahiliye'de, ardından da Adana'da staj yapmış. Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vererek oyunculuğa başlamıştır ve tıpı okumasına rağmen bitirememiştir. Hayatındaki dönüm noktasını ise bizlere şu şekilde anlatıyor Selma Ergeç. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğrenimimin 3. yılında Türkiye'ye staja geldim. Öğretimine 6 ay ara vermek isterken
bir oyuncu arandığını görmüş ve tıp fakültesinden ayrılmış. Oyunculuk söz konusu olunca tıpı bırakmam gerekiyordu ve öyle oldu. Ama bu kararı ben tek başıma vermedim. Hayat yönlendirdi beni. Tesadüfler üst üste geldi. Bazı şeyler ters gitti, bazı şeyler iyi gitti. İşte hayat öyle sağa sola çarpa çarpa bir yola sokuyor sizi. Ben de bu yola girmeyi tercih ettim. 15 yaşında tıp okumaya karar verdiğim için oyunculuk eğitimi hep içimde kaldı. Tıp okurken baktım hiçbir şey yapamıyorum. 6 ay okula ara vereyim dedim. Ama sonra dönemedim diyerek hayatındaki kırılma noktasının oyunculuğa başlaması ve tıp okumayı bırakması olduğunu dile getirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 1997 tarihinde Böyle Mi Olacaklı dizisinde Merve karakterini canlandırmasıyla başlamıştır. Yıldızının parladığı dizi ise Asi dizisiyle olmuştur. Bu dizide Defne karakterini canlandırmıştır. Selma Ergeç'in düşünce yapısında şu şekilde dile getirmiştir kendileri. Şuraya gelmek istiyorum, şöyle olmak istiyorum gibi keskin hedeflerim hiç olmadı. Çok hırslıyımdır ama yaptığım iş bazında. Bir işe girişirim, çok hırs yaparım. En iyisini yapmayı isterim. Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Ama şu noktaya geleceğim, bunu yapacağım şeklinde bir hırs değil bu. Hırslı insanları görünce ben de öyle olabilmeyi istiyorum. Ama olmuyor. Zaten ya var ya da yok insanın içinde hırs. Ben sadece yaptığım işin en iyisini yapma derdindeyim. İlk sinema filmi ise Beş Vakit isimli filmle olmuştur. Hayata ve yaşama dair bakış açısında şöyle dile getirmiştir Selma Ergeç. Hayatı akışına bırakıyorum, plan yapmıyorum ancak onların gerçekleşmesini beklemiyorum. Hayatımın akışı nettir. Mesela tıbbı bırakmak hiç planlamadığım bir şey değildi. Oyunculuk yapıp tıbbı bitirip doktor olacaktım ama öyle olmadı. Tıbbı da çok severek okuyordum. Devam etseydim doktorluğu çok severek yapacaktım ama bir hastanede çalışmayı hiçbir zaman düşünmedim. Daha çok sınır tanımayan doktorlara katılmayı düşünüyordum. Hastanede bol para kazanabileceğim bir kariyer yapma niyetim olmadı hiçbir zaman diyerek hayata ve yaşama dair bakış açısını kendi karakteri açısından dile getirmiştir. Kariyeri açısından da şunları söylemiştir. Bildiğim yabancı diller ve donanımım ile yurt dışında oyunculuk yapmak da hayallerim arasında. Yurt dışında oyunculuk yapmayı çok isterim. Çok arzu ettiğim bir şey ama hırslanıp da ben bunu yapacağım diye kenetlendiğim bir şey değil. Bunu yapacağım nasıl olursa olsun dediğim bir şey de değil zaten. Öyle bir karakterim yok. Ne yapayım? Öyle bir karakterim yok. Ne yapayım? Olsa ne kadar süper olur. Yani mutluluktan zıplarım ama olmasa da dünyanın sonu değil. Diyerek kariyer planlamasında yurt dışında oyunculuk yapmak olduğunu dile getirmiştir. Geleceğe dair hayalleri ise şu şekildedir Selma Ergeç'in. Geleceğe dair en ütopik hayalim dünya barışı. Gerçekten en ütopik hayalim bu. Çünkü çok ütopik geliyor bana. Yine de kendimi hayal kurmaktan alamıyorum. Paranın olmamasını isterdim. Zaten para olmasa dünya barışını hallederiz. Bu olayı çözeriz gibi geliyor bana. İnsanlığın evrim geçirmesiyle ilgili bir hayalim var. Ama tüm bu hayallerden hangisi dersen dünyanın daha adam akıllı bir yer olmasını ve insanların bu kadar kötü olmamasını tercih ediyorum. İnsanların insan olduğu bir dünya hayal ediyorum diyerek ütopik dünyaya dair hayallerinden bahsetmiştir. Endişe duyduğu, kaygı duyduğu durumları ise şu şekilde açıklamıştır Selma Ergeç. İnsanlarla sosyal statüyle ve adalet kavramıyla ilgili oldukça hassasım. Sosyal statüyle, adaletle ve hiyerarşik parametreleri göz önünde bulundurarak insanlara tavır göstermek ile ilgili çok yüksek hassasiyetlerim var. Çok yüksek derecede sinirlenebiliyorum bununla ilgili. Ben çok küçük ve insanların birbirine insanca davrandığı yerlerde büyüdüm. Metropollerde büyümedim. Ülke farkından bahsetmiyorum. Türkiye'de de küçük yerlerde büyüdüm. Birbirine çok sıcak yaklaşan insanlarla oldum hep ama bu konuda hassasım demiştir. Hayranlık duyduğu kişiler arasında şunları söylemiştir.
Bir gazeteci olsaydım eğer hayranlık duydum Mandela, Gandhi, Aliye Kazan, Marlon Brando ve Atatürk ile röportaj yapmayı çok isterdim. Mesleğim dışında hayatla ilgili konuları konuşmak isterdim. Fark yaratmış insanlar birçok şeyin öncüsü olmuşlar. Büyük farklar yaratmak için büyük devinimler olması gerek. Bu da sıkıcı mükemmelliyetçilik içinde olmuyor. Sabah kahvaltıda ne yediklerini bile merak ediyorum demiştir. En büyük hobilerini ise şu şekilde açıklamıştır. Yoga ve kickbox yapıyorum. İkisi de rahatlamama yardımcı oluyor demiştir. Evde neler yapmaktan hoşlandığını ise yalnız kalmayı, yalnız kalıp kitap okumayı çok sevdiğini dile getirmiştir evde olduğu zamanlarda. Selma Ergenç son dönemde şu anda Camdaki Kız dizisinde rol almaktadır. Bu dizide de başarılı bir performans sergiliyor ve severek izleniyor. Dizi zaten reytinglerde büyük başarılar elde etti. Selma Ergenç de bu dizide kendini daha iyi gösterdiğini düşünüyoruz. Son dönemde tekrar ekranlarda gördüğümüz için onu çok mutluyuz. Umarım verdiğimiz bilgileri beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.